Bir erkeği ne çirkinleştirir? Fitnelik, fesatlık, kıskançlık, kötü niyet. Şaka şaka. Bence bunların etkisi olsa da, ki her şakada bir gerçeklik payı olmasıyla altını çiziyorum, aslında sizi yavaş yavaş çirkinleştiren bir sürü etken var. Ben söyleyebilir miyim? Sen söyleme lütfen, çünkü gene para söyleyeceksin değil mi? Evet, fakirlik yani, yalan mı? Seni her gördüğümde aklıma İbrahim Tatlıses'in o sahnesi geliyor. Kaç para ulan bir flüt? Kaç para? Söylesene de kaç para ulan flüt? Kaç para ulan? Sizi neler yavaş yavaş bedeninizi sömürerek çirkinleştirir? Bir, öncelikle yedikleriniz, yediğiniz goller değil tabii ki de, yemek olarak düşünebilirsiniz. Özellikle çok şekerli, trans yağlı, paketli ürünler, hazır yemekler, kısacası sağlıksız besinler. Yerken çok pratikler, lezzetliler biliyorum. Ancak zamanla cildinizde sivilcelenmelere, yağlanmalara, döküntülere, kızarıklıklara, göbeklenmeye yol açarlar. Cildiniz erkenden yaşlanmaya başlar ki tüm bunlar yakışıklılığınıza gölge düşürür. Uzun vadede de maalesef damar tıkanıklığı vesaire vesaire gibi hastalıklara. Bedeniniz sizin kıymetliniz. Ciddiyim, ona özenli davranmalısınız ki sağlıklı olun ve mutlu olun. Zararlı alışkanlıklara zaten hiç girmiyorum. Sigara, alkol gibi. Onların zararlı oldukları da zaten üzerlerinde kocaman bir şekilde yazıyor. Sonuçlarını da tahmin etmek çok zor değil. 2. Hareketsizlik. Hatırlıyorum, ergenlik döneminde bazen hareket etmek çok zor geliyordu. Üşengeçtim yani. Bir keresinde çay içmeye üşendiğim için zihni sinir bir proje gerçekleştirmiştim. Yatarak çay içebilmek için 4-5 tane pipeti böyle iç içe geçirerek kendime uzun bir pipet yapmıştım. Çayı yatarak içmeyi denedim ama olmadı. Genzime kaçtı. Projenin geliştirilmesi gerekiyordu ama ona da üşendim. Sonra karar verdim, kalkıp insan gibi bir çay içmek daha kolay olacaktı ve ben de o şekilde çay içtim. Başta zor gelse de, üşensek de hareket etmek, özellikle spor yapmak, hem bedenimize hem de zihnimize çok iyi geliyor. Spor yaptığımız zaman bedenimiz bütün mutluluk hormonlarını salgılıyor. Bunu kendimizden neden esirgeyelim? 3. Yetersiz uyku. Mesela ben anlamıyorum, gece geç saatlere kadar uyumadan durup ne yapıyorsunuz? Valorant falan oynuyoruz. Kızma bu kadar yani. Oyun oynuyoruz. Deodorant mı? Valorant. Ne o? Oyun. E o oynayınca ne geçiyor eline mesela? Büyüme hormonu akşam 10 ile gece 2 arasında büyük ölçüde salgılanıyor. Sadece o da değil, uykusuz kaldığınız zaman beden dinlenemez. Ertesi gününüz hiç kolay geçmez. Beyniniz uyuşmuş gibi olur. Göz altlarınızda morarmalar başlar. Ayılmak için içtiğiniz çaylardaki, kahvelerdeki kafein miktarı da cildinize zarar verir. Zamanla zombiye döner ve yakışıklılığınızı kaybedersiniz. Ha, istediğiniz buysa oturun. Geç saatlere kadar oturun, uyumayın, hatta hiç uyumayın. 4. Stres ve zihinsel sorunlar. Çok stresli bir hayatınız varsa ya da zihinsel sorunlarınız, Allah yardımcınız olsun. Demeyeceğim çünkü çözmeye çalışmalısınız. Çok stresli bir işiniz var ve anlıyorum, işinizi değiştiremeyebilirsiniz. Ama en azından işten arta kalan zamanlarda zihninizi boşaltabilirsiniz. Sevdiğiniz, size iyi geldiğini düşündüğünüz insanlarla konuşabilir, orman, deniz kenarı gibi ruha iyi gelen doğa aktiviteleri yapabilirsiniz. Mangalda olur mu? Olur. Ama eti çok yakmamak kaidesiyle, çünkü o da çok zararlı oluyor. Bazen abartıyor musun gibi geliyor bana. Yapma işte, yani zararlı. Abini dinle. Zihinsel sorunlar da sizi yavaş yavaş çökertir beyler. Ve sürekli mutsuz olmanıza yol açarlar. Nasıl ki dişiniz ağrıdığında doktora gidiyorsanız, aşırı kaygı, korku, anksiyete, öfke, sinir, sizi içten içe kemiren her neyse, üzerine gidip çözümünü bulmanız lazım. Bu kesinlikle utanılacak bir durum değil. Aksine çok normal ve çözmeye çalışmanız takdire şayan. Tırnak yemek gibi normal sanılan kötü alışkanlıklar da aslında altında yatan ve çözülmesi gereken sıkıntılar var beyler. Normalleştirmeyin ve kendinizi çirkinleştirmeyin. Bu konuda artık Alo Destek Hattı kuracağım. Lütfen bunlardan uzak durun. 5. Kötü hijyen. Tırnak yemeğiyle konuyu kapatmıyorum, aksine açıyorum. Yetersiz kişisel bakım ve hijyen, cilt problemlerine, kötü vücut kokusuna, genel olarak sağlıksız bir beden ve görünüşe sebep olur. Covid zamanı ellerimizi yıkamayınca neler olduğunu gördük. Hadi hepsini geçtim, yağlı bir saçla ne kadar havalı görünebilirsiniz ki. 6. Aşırı güneşe maruz kalma. Güneş koruyucu kullanmadan uzun süre güneşte kalmak, cilt kanseri riskini arttırabilir ve cildin erken yaşlanmasına sebep olabilir. Güneşli havalarda gözlerinizi kısarak bakmaktan kaz ayaklarınız yüzünüzde yürümeye başlar. Çok basit.
Şapka, güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla hem havalı görünebilir ve kameralardan kaçabilirsiniz. Hem de cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilirsiniz. Bir de tabii ki güneş kremi kullanarak. Özellikle güneşe çıkmadan yarım saat önce cildinize sürmeli, sonra güneşe çıkmalısınız. Öyle kremi sürüp koşarak denize atılıp cildinizi koruyamazsınız. Bence tüm bunlar için bazılarının düşündüğü gibi çok fazla paraya ihtiyacınız da yok. Estetik falan düşünmüyorsanız tabii. Çirkinleşmemek sizin elinizde. Şık olmak ve indirim almak isteyen beyler, videonun altına bıraktığım kodu kullanabilir. Bu kod ile hatemoğlu.com sitesinden alışveriş yapan ilk 10 kişi her üründe geçerli %20 indirim kazanıyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize şık ve karizmatik davranın.